Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni güncelleme notlarına bakacağız. Buff'lar, nerf'ler, yeni özellikler hepsi bu videoda olacak. Kostüm videosu ise önümüzdeki hafta gelecek efektleriyle birlikte. I am more than a Yeni kara liste özelliği bu özellik sayesinde artık istemediğiniz kişiler sizinle aynı takıma veya rakip takıma düşmeyecek. Eşleşmede hiçbir şekilde karşılaşmayacaksınız. Bazı kuralları var arkadaşlar. Bakın şuradan hemen hızlıca açıyoruz. Eşleşme kara listesine en fazla 3 oyuncu eklenebilir. 4. bir oyuncu eklemek ilk sıradaki oyuncuyu otomatik olarak kaldırır. Eşleşme kara listesine eklenen oyuncular bir hafta boyunca listede kalır ve manuel olarak kaldırılamaz elle kaldıramıyorsunuz arkadaşlar. Eşleşme kara listesindeki oyuncularla normal maçlarda eşleşilmez. Hızlı eşleşme oyuncu tabiriyle roket aktif edildiğinde kara liste devre dışı kalır ve listedeki oyuncularla eşleşilebilir. Hızlı eşleşmeyi aktif etmediğiniz halde burada engellediğiniz kişilerle hiçbir şekilde eşleşmiyorsunuz arkadaşlar. Mesela şöyle alıyoruz bunu. Bakın kara listeye aldık. Veya şunu işte. Bunu aldığımızda da ilk başta yani İlk seçtiğimiz kişiyi kaldırıyor. Onun yerine bunu ekliyor. Böyle böyle gördüğünüz gibi listeyi değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz kişiyi çıkaramıyorsunuz. Bir hafta sonra zaten otomatik hepsi çıkmış oluyor. Bir haftalığına bu liste bu şekilde yeni güncelleme ile birlikte kara listede aktif olacak. Yeni güncelleme ile birlikte Mobile Legends yeni bir karar almış. Oyunların 18 dakikadan fazla sürmesinden dolayı artık bu süreyi kısaltmak istemiş Mobile Legends. Ve güçlendirilmiş lordların hasarını arttırmış. Yani 12. dakikadan sonra gelen sarı lordun hasarı artık daha yüksek olacak. Temel hasarı 250'den 400'e çıkmış. Fiziksel saldırı ve büyü hasarı bonusu da %50'den %60'a çıkmış. Ayrıca yine belli bir HP oranına hasar atıyordu. Bu da %2.5'dan %3'e çıkmış arkadaşlar. Yani yeni... 12. dakikadan sonraki lordumuz iki katı daha fazla vuracak. Neredeyse eskisine göre. Böylece oyunu lorda aldığınızda hani daha hızlı bir şekilde bitirebileceksiniz arkadaşlar. Yeni güncelleme ile birlikte ormancılar artık koridorda dost kahramanlar varken hiçbir şekilde minyonlardan XP veya altın kazanamayacaklar arkadaşlar. Sadece bakın burada kessek bile bunları alamayız çünkü dost kahraman var gördüğünüz gibi. Eskiden düşüyordu ama artık hiç alamıyoruz. Bakın kesiyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde altın veya XP vermiyor. Destek kahramanları dolaşım itemi aldığında etrafta kimse yokken kazandıkları altın ve XP %30 daha düşüktü. Minyonlardan artık %50 daha düşük olacak. Yani daha az altın ve XP kazanacaklar. Grok Mafya'da ultisinin hasarı arttırıldı. İlk seviyede 60, ikinci seviyede 80, üçüncü seviyede 100 arttırıldı. Ayrıca fiziksel saldırı bonusu da %50'den %75'e çıkarıldı. Yani ultisi teklemeye hazır. Tamuz'un yeni hali buff yemiş. Pasifindeki patlamalar artık daha hızlı patlayacak arkadaşlar. Bakın bir de buna vuruş efekti eklemişler. Gördüğünüz gibi böyle değişik bir vuruş yapıyor. Onda arka arkaya vurdu. Bu volkanlar artık daha hızlı bir şekilde patlayacak. Rakip kahramanlar kaçamayacak eskisi gibi. Ayrıca ultisinin verdiği ekstra HP de arttırılmış. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bakın şimdi şu anda 6K HP'miz var. Ultimizi açıyoruz. Hem büyüyor hem de 7,5K canımız oldu arkadaşlar. 1,5K ekstra can verdi. Gördüğünüz gibi saldırı hızı da artı kocaman oldu. Yani çok gerçekten çok güzel. Bir de bunun ekstra hasar da var. Bakın. Ayrıca önerilen bu ilde de değiştirilmiş. Tam uzun. Bakın. Daha fazla tank çıkmamızı istemiş. 2. balta. İşte cesaret botları gördüğünüz gibi. Lanetli Minfer. Temel itemi olmuş. Bu muhtemelen ultisindeki ekstra hasar artışından dolayı. Bakın. Şöyle ekliyoruz. Bakın. Şimdi böyle bir hasar vuruyor zaten. Bunun zehiri. Bir de. Ultimizi açtığımızda böyle ekstra iki tane fazladan alan hasarı vursun diye böyle bir özellik eklemişler. Yani böyle bir build önermişler Tamuz'a. Genelde bu şekilde olacak Tamuz kahramanı. Çok beğendim. Çok OP. Lapu lapu buff yedi. Ultisinin hasarı arttırıldı. Ultisinin ilk iki vuruşu ilk seviyelerde 20. Son seviyede 40 arttırıldı. Ultis'in 3. vuruşu ise yani şu güçlü vuruşu arkadaşlar ilk seviyelerde 30 son seviyede 60 arttırıldı hasarı. Genel olarak ultisin hasarı bayağı arttırıldı diyebiliriz lapu lapunun. Alice buff yedi. ultisinin mana tüketimi her seviyede 10 düşürüldü. Artık daha az mana tüketecek ultisi böylece daha işlevsel olacak Alice kahramanı. Iritel'in yeni hali nerf yedi. pasifindeki sarı enerji doldurma özelliği 6 birim ileri gittiğinde doluyordu. Hareketsiz kaldığınızda dolmuyor. Bu özelliğini 10 birime çıkarttılar. Yani artık daha fazla hareket etmesi gerekecek sarı enerjisini doldurmak için. Fakat ultisinde değişiklik yok. Ultis hala hızlı bir şekilde doluyor. Hemen 2-3 birim ileri gittiğinizde doluyor gördüğünüz gibi. Seri bir şekilde ultisiyle çift atak yapabiliyor arkadaşlar. Çift ok. Ve birinci yeteneğinde fiziksel hasarı İlk seviyede 90 son seviyede ise 40 düşürülmüş birinci yeteneği artık daha az vuracak arkadaşlar irite Eamon buff 7 pasifindeki gelişmiş temel saldırılarının hasarı arttırıldı. Şu anda orijinal sunucuda 70 artı %80 büyü gücü hasarı vururken yeni haliyle 85 artı %90 büyü gücü hasarı vuracak gelişmiş saldırıları. Kaybaf yemiş bütün yeteneklerini kullanırken geçen süre azaltılmış daha seri kullanabilecek artık bütün yeteneklerini. Ayrıca birinci yeteneğinin vurduktan sonra yuvarlanma hızı da arttırılmış. Daha hızlı yuvarlanabilecek birinci yeteneğiyle. Nerf 7 birinci yeteneğinin hasarı her seviyede 30 düşürüldü. Ayrıca artık yavaşlatma özelliğine sahip olmayacak birinci yetene ve birinci yeteneğini daha hızlı atıp çekiyor. Gördüğünüz gibi bu yavaş yavaş gidiyordu. Daha fazla hasar vuruyordu. Bunu da kaldırmışlar. Ultisinde aralığı arttırılmış arkadaşlar kullanım böyle kullandıktan sonraki aralığı daha fazla olacak artık. Popol ve Kupa'nın dördüncü görevi değiştirilmiş artık daha kolay olacakmış. Yeni güncelleme ile birlikte kamp oluşturma kısmına gelişim modu da geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz minyondan başlıyorsunuz işte tırtıl oluyorsun, turtle oluyorsun sonra lord oluyorsunuz. O şekilde en çok sevilen modlardan biri olan gelişim modu da yeni güncelleme ile bu kısma gelecek. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki video muhtemelen gameplay videosu olacak. Hafta içi içinde birkaç tane çekmeye çalışacağım. Acı. Sana verebileceğim en değerli şey